böyle bir ortamı düzenlediği için Sayın İlçe Başkanımıza teşekkür ederim. 2019 yılının ilk toplantısı desek yeri var mı? İlk basın toplantısı diye düşünsek daha iyi olur. 2019 yılının. Böyle basın mensuplarıyla ilgili böyle bir toplantıyı yapmak her zaman için genel yönetimlerde bana göre önde gelen bir toparlayıcı bir unsurdur. Yerel yönetimlerin en büyük önderi bana göre basın mensupları. İlçe başkanı, belediye başkanı ve meclis üyelerinin dışında onların arkasından gelen en büyük faktör basındır. Benim şahsi görüşüm bu. Çünkü bir ilçede, bir beldede, bir bölgede her türlü gelişmenin hesabını onlar mutlaka sorar ve görür. Görür ve sorar. En iyi izleyici konumunda olan basındır. O bakımdan gelecekte İnşallah biz de bir yola çıktık. Görev olur, olmayabilir. Ama olur düşüncesiyle çıkıyoruz zaten. Olması dileğiyle yola çıktık. Olursa basınla olan diyalogumuzu hep beraber göreceğiz. Basın mensubu arkadaşlar benim meclis üyem olacak. Yani. Bunu benim defa. Yani. Çünkü ben en iyi haberi, en iyi yolu ondan alacağım. Onların zaten bir defa bölgede her türlü olaya hakimiyeti söz konusu olduğunu hiç kimse düşünmesin bile. Düşünmemizlik etmesin. En iyi şekilde onlar görür ve düşünürler. Nerede, ne var, her gün sokakta, yağmurda, çamurda, karda, kıyamette kim kaldıysa onları bulurumdur. Bunlardan daha güzel bir haberci, daha iyi bir meclis üyesi olur mu? Daha bir yol gösterilmesi olur mu? Bana göre en önde gelen insanlar basın mensuplarıdır. O bakımdan ben buraya zahmet edip gelen bütün basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde hep birlikte görev yapmak bize nasip olur. Tabii şimdi aday adayı olduğumuz için çok fazla bir şey söylemenin bir esprisi yok. Yalnız az önce ilk geldiğimde burada Cem kardeşim söylemişti herhalde. Bir belediye başkanıyla ilgili bir olumsuz bir ifade kullanılmış basın mensupları hakkında. Ben o konuyu kendim şahsen pek uygun görmedim. Talihsiz bir konuşma olarak düşünüyorum ben sözü. Keşke öyle bir muhabbet olmamış olsaydı. Yerelle ilgili arkadaşımız değişik bir ifade kullanmış. Cem bahsetti de o aklımdan söylüyorum bu ifadeyi. Keşke o ifadeler kullanmamış olsaydı. Başka bir şey duydun herhalde bu kelimeleri. Uygunsuz bir muhabbet olmuş ya. Talihsiz bir söz olmuş o. Keşke olmasaydı. Onun için yerel basınla ilgili bir belediyenin kesinlikle bir defa tartışmaya girmemesinde fayda var derim. Ya iyi bir yol gösteren bir insan varken ben niye tartışayım onunla ya? Niye ya? Ne gerek var buna? Bana iyi gösteriyor zaten yani. Yanlışı da gösteriyor, iyi de gösteriyor. Tartışmak bana göre pek uygun bir ifade değil. O bakımdan inşallah önümüzdeki dönemde, günlerde iyi bir seçim atmosferi yaşanır. İyi bir seçim kampanyası düzenlenir. Tabii ki görevi mutlaka birilerine tevdi edecek. Biz de bunlardan birini talip olarak yola çıkmışız. Düşüncemiz tabii ki görevimize verilmesi. En doğal bir kişisel hakkım olarak bunu söylemekte herhalde bir şey yok, mahsur yok. Ha, verilir verilmez. Aynı bir konu. Biz istiyoruz. Ama olursa da hep birlikte görev yapıp bu bölgeye, bu ilçeye en iyi hizmeti yapacağımızdan emin olun. Önce bir defa dürüst siyaseti buraya yayacağız. İyi siyaseti burada yaygınlaştıracağız. O onun adamı bu, onun hemşerisi bu, onun bilmemesi deyip de kimse kimseyi kayırmanın hesabını yapmayacak. Düzgün bir seçim yaparak iyi bir idare sergilemenin hesabını yapacağız. O bakımdan bu güzel ortamı düzenleyen ilçe başkanımıza ben tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de sükunetle dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.